Evet, Sedat Bozkurt. Şimdi Suriye'de ne oldu, neden böyle oldu, böyle olmak zorunda mıydı, iktidar yanlış mı yaptı vesaire, birkaç gündür konuşuyoruz zaten. O yüzden o noktaya değil de işte bu ben yaptım çünkü yapabiliyorum noktası herhalde konuşabiliriz. Aynı aklın bir devamı olarak. Bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Bir yandan evet Suriye'de çözümü bütün uzmanlar destekliyor. Ama bu bizim tabii bir bedel ödedik. Neden böyle oldu ya da bunun sorumluluğunu kim alacak sorusunu sormamızın önünde bir engel değil. Şimdi de bütün o yükselen ivmenin artık böyle şahsi noktaya gelen karşılıklı işte hakaretleşmenin vesairenin üzerine Abdülkadir Selvi yazısında demiş ki Erdoğan Esed'le, hala Esed diyor bu arada Abdülkadir Selvi, ne zaman değişecek bakalım. Erdoğan Esed'le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. Bu soruyu sordum. Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok yanıtını aldım. Ama dikkat edin, şu anda denildi. Yok denilmedi. Ne dersiniz? Yakın zamanda burada bir görüşmede bekleyelim mi? Yani bu sorunun hayır görüşme olacak desem de bu sizi şaşırtmayacak, olmayacak desem de bu sizi şaşırtmayacak. Devlet yönetiminde bu kadar iki ayrı uç noktada bir görüş toplumsal olarak herkes tarafından kabul edilmez. Bu dış politikadaki savrukluğun en temel göstergesi. Yani şu gün özlemimiz Suriye olduğu için Suriye'yi konuşuyoruz ama toptan bir AK Parti döneminin, AK Parti iktidarının döneminin 21 yılının şöyle bir göz önünde bulunduralım. Şimdi 21 yıllık AK Parti iktidarında 5 tane Dışişleri Bakanı oldu. 5 Dışişleri Bakanı'nın sadece biri bugün AK Parti çatısı altında. 4'ü yok. Yani AK Parti'nin Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme ilişkin hafızası yok. Sadece işte diplomat kökeninde olmayan yerel bir siyasetçi olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun direksiyona geçmesiyle onun yürüttüğü bir Dışişleri Bakanlığı var. Bakın AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakıştı. Bugün AK Parti'nin dış politikasına bir diplomat kökenli bir siyasetçi olarak altı dolu eleştiri getiren bir siyasi figürdür ve ihraç edilmiştir partiden. İkinci Dışişleri Bakanı Abdullah Gül partiye Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra tekrar üye yapılmamıştır. Hani Abdullah Gül de şöyle bir siyasi figürdür sonuçta. Refah Partisi döneminde 15-20 yıl partisi adına Brüksel'de dış ilişkilerde yani Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda görev yapmıştır. Bir dış deneyimi olan birisidir. Yani en azından NATO'yu bilir, AB'yi bilir, ABD'yi bilir, uluslararası ilişkileri bilir. Ondan sonra göreve gelen isim Ali Babacan. Yani uzun yıllar ekonomide, ekonominin direksiyonundaydı. Dış ilişkilerle yani ekonomi adına yaptığı toplantıların büyük bir kısmı dış işlerinde, diplomasiyle kapsar. Böyle bir deneyimle geldi, oturdu. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu geldi. Akademisyen, sonuçta akademik tezleri vardı. Akademik hatta fantezileri de vardı Orta Doğu'ya ilişkin. Bunun da bir bedeli oldu tabii ki Türkiye açısından. Ama iyi ya da kötü konuyla konuyu biliyordu. Akademik düzeyde de olsa konuyu biliyordu. Onlardan sonra gelen kişinin adı Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir dışişleri, bir diplomasi, bir tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası platformda taşıyacak bir deneyime ya da vizyona sahip olduğunu söylememiz çok mümkün değil. Siyasi irade ne diyorsa onu yapan bir Dışişleri Bakanı. Çünkü artık ekonomide de dış politikada da Erdoğan ne diyorsa onu yerine getiren atanmış bürokratlardan oluşan bir bakanlar kurulumuz var. Şimdi böyle bir diplomaside bir hafızanız olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin deneyimlerini göz önünde bulundurmayan günlük, konjonktürel ve sizi iktidarda tutacak, hatta bir seçim sonrasında, önümüzdeki seçimde yararlanabileceğiniz hamleler yapabilecek bir kadronuz var. Bu bir ülke için en tehlikeli olanıdır. Sadece biz yani bugün Suriye üzerinden konuşuyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, İsrail üzerinden de konuştuk. Hatta Mısır üzerinden de konuştuk. Çünkü bir dönem herkesle kavga ederek iç siyaseti domine ediyorduk. Şimdi kavga ettiklerimizin tamamıyla barışarak bir iç siyaseti domine etmek gibi niyetimiz var. Buradan da bir beklentimiz var maddi olarak. Ama bakın en temel sıkıntı şu. Hani diplomasideki savrukluğu göstermesi açısından. İyi ilişkiler kotardığımız için biz olumlu algılıyoruz ama bence bir ülkenin diplomasisinin iflas ettiği nokta Katar'la Türkiye arasındaki ilişkilerdir. Devletler arası ilişkiyi aşmış, kişiler arası bir ilişkiye dönüşmüş ve ortada müthiş bir parasal menfaat olduğu da ortadadır, açıktadır. Yani bunu bir diplomatik ilişki olarak adlandıramazsınız siz. Yani bugün Türkiye ile Suriye, Türkiye ile Suudi Arabistan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan ilişkiden bir devlet mantığı, devlet hukuku açısından söylüyorum, daha vahimdir bu ilişki.
Ama mesele değil. Her şeyi araçsallaştıran ve işte iktidarın ömrünü uzatmaya çalışan, elindeki medya gücüyle de yaptığı her şeyi başarı olarak sunan bir iktidar var. Bir Erdoğan var. Tek başına bir Erdoğan var. Yani bir partiden falan söz etmek mümkün değil. Evet. Devlet aygıtıyla siyaset yapan bir Erdoğan var. Dış politikayı da böyle kullanıyor. Yani Suriye meselesi çok dramatiktir ve Türkiye'ye maliyetleri çok daha pahalıya çıkacaktır. Çok farklı, evet, fazla bir maliyet ödeyecektir. Suriyeli göçmen meselesi üzerinden söylemiyorum bunu. Çünkü hani orada Şam yönetimiyle mutabık kaldığınız tek mesele YPG, PKK karşıtlığıdır. Onun dışında hiçbir şeyde siz Şam yönetimiyle beraber değilsiniz. Yani şu Rusya'nın zorlamasıyla PYD, YPG, Şam yönetimiyle bir irtibat kurmaya, ilişkilendirmeye çalışılıyor. Bu ilişki kotarılırsa Türkiye eskiden terörle mücadele ediyordu PKK ile YPG ile, artık cephe savaşı vermek zorunda olabilir. Niye söylüyorum bu ağır cümleyi? Şundan dolayı söylüyorum. Siz el alemin teröristine özgürlük savaşçısı deyip desteklediniz. El alem de sizin teröristine özgürlük savaşçısı deyip desteklese siz buna itiraz edebilecek misiniz? Edemeyeceksiniz. Suriye müthiş bir potansiyel, Türkiye için risk potansiyeli barındırıyor. Siz her ne kadar güvenli bölge kuracağım, 30 kilometre içeri gireceğim gibi böyle gene iç siyasete yönelik söylemlerde, ki bunlar söylenmez, yapılabiliyorsa yapılır. Ülkenin güvenliği söz konusuysa bunları siz sokaktaki insanla paylaşmak zorunda değilsiniz. Yapamıyorsunuz. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü bunu dile getirdiğiniz zaman hemen İran bir refleks gösteriyor, Rusya bir refleks gösteriyor. Bir anda Şam yönetimiyle PKK'yı, YPG'yi, Rusya'nın başaramadığını başarıyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz. Ve bu söylemde kalıyor. Ondan sonra Rusya'ya gidiyorsunuz. Rusya da size adres olarak Şam'ı gösteriyor. Ve ondan sonra da Şam'la ilişki kotarmanın yollarını arıyorsunuz. İşte size ait medyada toplumu buna alıştırmak için bir propaganda aygıtı gibi devreye girerek, işte şimdilik görüşmeyecekler, evet, ama görüşebilirler, MİT'te görüşüyorlar gibi cümleler kurmaya başladı. Bu diplomasideki savrulmanın ülkeye maliyeti çok büyük olacaktır. Suriye meselesinde hani nedenini konuşmadan, çünkü bugün yaşadıklarımız sonuçtur, bir yere de varamayız. Bugün hani Esad'la Erdoğan bir araya gelebilir mi? İkisinin de menfaatine uygunsa gelirler. Ama bunun Türkiye'nin ileriye yönelik risklerini ortadan kaldıracağını ben düşünmüyorum. Nitekim bu işi bilen stratejistler de aynı şeyleri söylüyorlar. Çünkü Suriye'de Suriye'nin yakılmasında, yıkılmasında katkısı olan bir siyasi iktidar var bugün Türkiye'de. Evet. Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. Evet. Yani bu sorumluluğu Suriye'ye karşı vermese bile bu Türkiye'deki Türk halkına karşı vermek zorunda. Bunun bedelinin ödenmesi gerekir bir şekilde. Evet. Söylediklerinizden şunu da anlıyorum aslında. Eğer bunları önleyebilecek olsaydı geçmişteki bu dostluk da önlerdi. Dolayısıyla aslında iki liderin bir araya gelmesi, tıpkı yani geçmişte iki liderin parantez içerisinde kanka olmaları, çok iyi dost olmaları, nasıl ki Türkiye'nin dışişleri politikasını belirlememeli idiyse, asıl olan bu değil idiyse, bugün de bir araya gelecek olmaları hiçbir şeyi çözmeyecektir, düzeltmeyecektir. Aynı zamanda asıl olan bu değil, daha sağlam bir dış siyaseti izliyor olması Türkiye'nin. Tabii çok doğru söylediniz. Yani çünkü hani bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, ilan edildiği zaman bu Cumhuriyeti kuran kadroları hiç kimse küçümsemesin. Hani şimdi mevcut iktidar o yönde cümleler kuruyor ama Türk dış politikasını oluştururken Osmanlı'dan devraldığı ve büyük çoğunluğu acılarla dolu olan o deneyimlerle bir Orta Doğu politikası, evet, oluşturuldu. Yani o Orta Doğu politikası, işte yurtta barış, cihanda barış mantığıyla işledi. Orta Doğu'daki iki ülke arasındaki her sorunda arabulucu Türkiye'ydi.